Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Akademik Webinar serilerinin bugün yanlış saymıyor isem 9. günündeyiz. Yaklaşık bir haftadır her gün aynı saatte saat 4'te farklı ülkeden farklı bir okulla farklı bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu sunumlar zaten YouTube kanalımızda da kayıtlı olarak yükleniyor. Zaten eğer sunumu kaçıramadıysanız ya da kaçırmasını izlemesini istediğiniz bir veliniz ya da buna benzer bir yakınız varsa da sunumu paylaşabilirsiniz. Akademik olarak biz CATS Academy Boston'un zaten resmi partneriyiz, resmi Türkiye temsilcisiyiz. O yüzden bugünkü sunumu birlikte gerçekleştiriyoruz. 1996 yılından beri hizmet veren sektörün en eski, en köklü acentalarından bir tanesiyiz. Sene içerisinde yaklaşık ortalama 3000 civarında öğrenciyi çeşitli programlarla dünyanın dört tarafına gönderiyoruz. Ki bu anlamda portfolyomuzda 300'den fazla okulla anlaşmamız mevcut. Gelenleri bir esnada almaya devam ediyorum. 30'dan fazla ülkeyle çalışıyoruz ve Türkiye genelinde 14 tane şubemiz var. Bunlardan 6 tanesi İstanbul'da olmak suretiyle 60 üzerinde de danışmanla bir hizmet veren bir aileyiz. Ödüllü bir ajantayız. Sektörün Oscar'ı olarak addedebileceğimiz Star Awards'u son 3 senedir kazanan ve bu anlamda Doğu Avrupa'nın Star Ajantası unvanına sahip bir firmayız. Ki bu sene de finale çıktık. Umarım unvanımızı bu sene de 4 sene üst üste olmak suretiyle koruma şansımız olacak. En iyi fiyat garantisini verebiliyoruz ve bu anlamda hizmetimizi ücretsiz olarak sağlıyoruz. Genellikle öğrencilerin aklındaki sorun şu oluyor. Kendim işlemlerimi yaptığım takdirde ekstra bir ücret ödemeli miyim ya da ödeyecek miyim ya da kendim yaparsam daha mı ucuz olur, acentel yaparsam daha pahalı olur mu şeklinde bir soru oluyor. Aslına bakarsanız kendim de bu süreci zamanında ilerletmiş birisi olarak kendim hiçbir acenta kullanmadım ama içine girdikten sonra fark ettim ki acentalara gelen öğrenciler her zaman çok daha uygun fiyat alabiliyorlar. Çünkü biz bölgesel olarak fiyatlar alabiliyoruz ya da acenta özelde fiyatlar alabiliyoruz. O yüzden öğrencinin acentayla süreci işletmesi hem fiyat olarak hem de profesyonel vize desteği, başvuru desteği olarak her zaman avantaj sağlayacaktır. Bunu da ekstra bir not olarak düşmek istedim. 14 şubemiz var demiştim Türkiye genelinde. Bunlardan bir tanesi hatta yurt dışında Azerbaycan'da yurt dışı ofisi olarak da hizmet veriyoruz. Bir yandan da chat kısmına baktım. Benlik bir şey mi diye. Türkiye genelinde 14 tane şubemiz var. 6 tanesi İstanbul'da, 3 tanesi Avrupa yakasında, 3 tanesi Anadolu yakasında olmak üzere. Bunun dışında Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Çorlu gibi lokasyonlarda da bizi keza bulabilirsiniz. Form doldurduğunuz en yakın lokasyona göre zaten biz sizi şubelere aktaracağız. Etkinlik sonrasında zaten ilgili aktarılacağınız şubeden danışmanlarımız sizinle irtibata geçerek bugün sormayı unuttuğunuz ya da kaçırdığınız şeyler varsa da haricen onlardan da bilgi alabileceksiniz. Akademik bünyesinde Work and Travel hariç bütün programları biz zaten gerçekleştiriyoruz. Dil okulları, yaz okulları, keza bugün konuğumuz olan lise değişim programları, foundation programları, üniversite, master, MBA, sertifika, summer station programları, sınav hazırlık kursları ve vize danışmanlığı olmak üzere geniş bir görev alanımız var ve bu konularda danışmanlık sağlıyoruz. Webinarımız dediğim gibi bu hafta 9 Temmuz Perşembe günü bugün CATS Academy Boston bizimle birlikte olacak. Geçtiğimiz hafta yaptığımız webinarlarımıza keza yine YouTube kanalımıza bulabileceksiniz. Bugün CATS Academy Boston ya da kanalından bir proje olan bir devlet proje olan kalacağı bir olacağız. Türk okul yetkilisiyle birlikte. Bahsettiğim üzere YouTube kanalımız youtube.com/academicsnews adresine girdiğiniz takdirde videolarım kısmından geçtiğimiz hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz webinarların kaydını bulabileceksiniz. Bugünkü webinarı da sakin bir kafayla tekrar dinlemek isterseniz de yarın sabah saatlerinde yine YouTube kanalımızda bugünkü webinarın kaydını bulabileceksiniz. Sorularınız olursa bize info adresimizden ya da merkez şube ofisimiz olan Taksim ofisimizin numarasını arayarak da farklı bir şehirde olsanız da yönlendirme talep edebilirsiniz. Ya da bugünkü webinarın link olarak da kaydını bizden isteyebilirsiniz diyorum ve sözlerimi okul yetkilimize paslıyorum. Ekran paylaşımını şimdi bir kapatayım. Sonra da söz şu an sende Serkan. Sana bırak. Öncelikle merhaba. Herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Benim ismim Serkan Öztürk. Ben 21 yıldır eğitim sektöründeyim. İngiltere'de yaşıyorum. CATS Akademi'nin Boston, Amerika'daki lise programı ve lise değişim programlarına
bakıyorum. Avrupa'da yaşayıp Amerika'daki okula bakmamın nedeni de sizin zaman diliminize, Avrupa'daki zaman dilimine daha yakın olmam. Çünkü sadece Türkiye değil, bu bölgede bütün Avrupa'yı kapsayacak şekilde aslında görev yapıyorum. Şimdi ben sunumu 3 parçaya böleceğim. İlk kısmı okulun tanıtımı kısmı olacak. İkinci kısmı şu anki durum, COVID ile ilgili, seyahatle ilgili durum ve son kısmı da soru ve cevap şeklinde olacak. Bunu böyle yapmamın bir nedeni de aslında COVID ile ilgili açıklamaları yaparken ya da okulun durumu ile ilgili açıklama yaparken okulu hakkında bir fikriniz olması, biraz bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce diye okulu veriyorum. Ben şimdi sizinle ekranımı paylaşacağım. Ve şu anda umarım görebiliyorsunuz. Sunumum biraz uzun. O yüzden sunum kısmında biraz hızlı ilerleyeceğim. Ama ben bu bilgileri size akademik vasıtasıyla Türkçe olarak çok daha detaylı ve bu sunumu dahil ederek okul hakkındaki bilgileri zaten göndereceğim. Webinar sonrası bugün veya belki yarın, hafta bitmeden size göndermiş olurlar. CATS Akademi aslında öğrencileri tamamen her şeyin merkezine alan ve öğrencilerin be excellent, innovative, creative, be supported, be your best, öğrencilerden her şeyin en iyisini çıkarmaya çalışan bir okul. Öğrenciler ne kadar fazla başarı gösteriyorlarsa o kadar fazla imkanları var. Bu da Amerika'nın zaten sunduğu bir sistem. Ne kadar ileri gidebiliyorsanız size o kadar daha fazla veriyorlar. Şimdi çok kısa bir video oynatacağım. 2,5 dakika ama okul hakkında benim anlatacaklarımın en az yarısı kadar, belki daha fazlası kadar bilgi verecektir size. Eğer sesi duyamıyorsanız haber verirsiniz. Ben göndereceğim bilgilerde bunu da göndereceğim size. Serkan, aslında önceki webinarlardan da deneyimlediğimiz üzere videolar oynamadı. Bir çünkü çok yavaş ilerleyebiliyor. Evet. Videomuz biraz problemli aslına bakarsan. Aslında video kısmı. Videomuz problemli mi? Yani bağlantıdan ötürü muhtemelen böyle frame frame ilerliyor. O yüzden tamam. O zaman ben videoyu bilgilerle göndereyim. Aslında okulu göstermek iyi olacaktı. CATS Akademi Boston'un 3 tane dayandığı temel taşı var. Bunlardan en önemlisi Best for International Students. Uluslararası öğrenciler için en iyisi olması. Zaten bildiğiniz gibi Amerika'da yaşamıyorsanız Amerika'da eğitim aldığınız zaman uluslararası öğrenci oluyorsunuz ve sizin farklı bir desteğe, farklı bir yapıya ihtiyacınız oluyor. O yüzden biz uluslararası öğrencilere hitap eden, yaklaşık olarak %80'in uluslararası öğrencilerden oluşan bir okuluz. Kalan %20'nin %16-17'si Amerikalı, %2-3'ü de İngiliz ve Kanadalı öğrencilerden oluşuyor. Bu böyle olunca bu sene 32'de 30'un üzerinde farklı ülkeden öğrencimiz var ve başarılı öğrenciler geldiği gibi aynı zamanda bütün gelen uluslararası öğrencilere her hafta 7 İngilizce dersi ekstradan ilaveden sunuyoruz. Bu bazı okullarda bir ekstra ücret karşılığı sunuluyor, bazı okullarda tamamen sunulmuyor ki öğrencilerin en büyük ihtiyaç duyacağı şeylerden bir tanesi üniversite başvurularında aynı zamanda İngilizcelerinin çok iyi olması. Pardon, bir geriye gideceğim. Experience staff burada bizim öğretmen ve çalışanlarımızdan, bütün kadromuzdaki deneyimden bahsediyorum. Bunu şöyle açıklayayım. Boston'da olmamız nedeniyle aynı zamanda çok büyük bir eğitim kalitesi yüksek öğretmene hitap etme şansımız var. İşte biyoloji öğretmeni, örneğin MIT'de doktorasını yapmış neurobiologist aslında İngiliz kökenli bir Amerikalı ya da sanat öğretmeni Parsons mezunu, hala Parsons eğitim veren bir hoca ya da STEM hocası NASA'da 15 yıl roket mühendisi olarak çalışmış ve şu anda öğretmenlik yapan bir arkadaşımız gibi ve bunun yanında da kişisel ilgi. Her öğrenciye kişisel bir ilgi gösteriliyor. Her öğrencinin raporu, her öğrencinin detayı, her öğrencinin yapmış olduğu her şey ailelerine tek tek iletiliyor. Buna bir devam etmek istiyorum. İki tane slide koydum. Bu da bu sene 2020 yılındaki CATS Akademi'nin SAT sonuçları, National Average, Amerika'nın öğrencilerine karşı gördüğünüz gibi SAT genelde 101 puanlık bir fark ki bu ortalama bir şey.
Amerikalı öğrencilere karşı %9.5, matematik kısmında ise 107 puan, yaklaşık olarak %16'lık bir fark atıyoruz ve bu da uluslararası öğrencilerle Amerikalı öğrencilerin şeklinde. İkinci en büyük dayanağımız ise üniversite hazırlığımız, Best for University Preparation. İlerleyen bölümlerde üniversiteyle ilgili 2020 yılında almış olduğumuz kabulleri göstereceğim. Bu yıl 186 mezundan 990 civarı kabul aldık. Bunların 271 tanesi ilk 100 üniversite için. Yani geçen yıllara göre devasa bir adım atılmış oldu aslında alınan kabullerde. Bu da bizim başarımızı gösteriyor. Onun yanında üniversiteyle ilgili desteğiniz okuldaki üniversite birimi tarafından karşılanıyor. 4 kişilik bir birim. Birimin başında ya da fakültenin başında Dr. David Hooks diye bir arkadaşımız var. Kendisi Harvard mezunu ve öğrenciler de tek tek gerek işte essay yazılması, öğrenciye verilen referans mektupları, başvuruların hepsini bu şekilde yapıyorlar. Okulda SAT, ACT ve TOEFL sınav hazırlıkları veriliyor. Bunlar ücretsiz olarak program dahilinde veriliyor ve okulda bildiğiniz gibi Amerika sisteminde sadece eğitim değil, eğitim dışında yaptıklarınız, all around öğrenci dedikleri bir öğrenci olmanız çok önemli. 30'un üzerinde kulübümüz var. Bunlar akademik, spor veya yaratıcı kulüpler. Bunlarla ilgili de ilerleyen bölümlerde geleceğim. Üçüncüsü de Best for Boarding. Bu da bizim konaklamamızla ilgili. Serkan, aslında çok kısa ACT ve SAT ile ilgili hani ne işe yaradığıyla alakalı en azından çok hızlı bir tanım alabilir miyiz senden? Yani sonuçta şeyde eğer haberleri okuduysanız dün Amerikan Başkanı Trump'ın da SAT sınavı için başka bir öğrenciye para verip kendi sınavına soktuğunu görmüşsünüzdür. Bununla şunu söylemek istiyorum aslında. Amerikalı öğrenciler de üniversite girişlerinde SAT sınavına girerek üniversite girişlerindeki rankinglerini belirlemek istiyorlar. Bu üniversiteyle hazırlıkla ilgili. ACT de bu şekilde. Ama tabii ki bu öğrencinin gelişinden itibaren sürekli olarak destekleniyor. Her üniversite SAT'yi istemiyor ama bütün öğrencilerimiz alıyor şeklinde geçeyim. Amerika'da üniversitelere girebilmek için alınan bir sınav. Amerikalılar dahil olmak üzere. Sanıyorum Türkiye'de de geniş çapta yaygın. Konaklama konusunda da biz kocaman bir kampüsüz. Videoyu izleyemediğiniz için belki göremediniz ama 140 dönüm üzerine kurulu ve 5 tane yurt binamız var. 449 tane öğrenci odamız var ve hepsi kampüs içerisinde. Bu bugünün şartlarında öğrencilere büyük bir güvenlik sağlıyor. Çünkü bizim dışarıyla bağlantımız çok yok. Artık kesilmiş durumda. 30'un üzerinde öğretmen zaten okulda dorm parent olarak kalıyor. Tabii ki o yüzden bugün şartlarında Best for Boarding'i belki iki kez Best for Boarding diyebilirim. Okulun kampüsü içerisinde özel bir kliniği var. Özel kliniği dediğim haftanın 7 günü açık. 5 tane hemşire ve 10 kol doktordan oluşan. Bu hafta sonu kendini iyi hissetmeyen öğrencilere, grip olsun, boğaz ağrısın, psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyen öğrencilere destek vermek amacıyla, bakmak amacıyla okulda hafta sonu dahil olmak üzere bu boarding kısmına giriyor. Çünkü hafta sonları kendi aralarında da maçlar yapıyorlar. Ki kompetitif spor, yarışmacı spor kulüplerimiz genelde futbol, basketbol, voleybol ve benzeri. Yani bahsettiğimiz aslında 12 spordan 5-6 tanesi hafta sonu da yapılıyor. Ve hafta sonu aynı zamanda gezi ve aktiviteler düzenleniyor. Bu gezi ve aktivitelerin bu yıl biraz minimumda tutulacağı, en azından yılın ilk bölümünde minimumda tutulacağı düşüncesindeyim. Okulun dışarıdan görünüşü şu şekilde. Kısaca ben kampüse geleceğim. Okulun kampüsü Boston merkeze 20 dakika uzaklıkta, kırmızı hatla. 6 istasyon uzaklıkta, yani downtown Boston'dan 20 dakika uzaklıktayız. 45 milyon dolara mal olmuş, 2016 yılında tamamlandı kampüs. 2016 yılında yeni yerimize taşındık. Daha öncesinde Newton bölgesindeydik bir Katolik lisede. Ve üniversiteye yaklaşık olarak yılda 150'den fazla üniversite öğrencilerimizle görüşmek, onların ilgisini çekmek için geliyor ki bir yılı. 2 semestri 40 küsur hafta olarak düşünürseniz bu her hafta 4-5 üniversitenin geleceği
ve istediğiniz zaman onlarla görüşebileceğiniz anlamına geliyor. Ve okulun önemli şeylerinden bir tanesi de sunmuş olduğu 21 Advanced Placement, AP kursu. Bunlar bizim sunduğumuz dersler 3 aşamalı bilgi derecenize, ilginize göre alabiliyorsunuz. Birazdan gireceğim. Bu en üst seviyesi Amerika'da Advanced Placement şeklinde almak. Okul müdürü ben, Dr. Mr. Ben Benaventura. Burada fotoğraf var. 22 yıldır eğitim sektöründe özel ve devlet okulları dahil olarak eşi de aynı şekilde çalışıyor ve kendisi 7-24 kampüste kalıyor aslında. Öğrencilerle beraber kalıyor erkekler yurdunda. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi kampüsü burada yavaş yavaş görüyorsunuz. Kampüs ormanın içerisinde değil, arkada bir kısım ağaçlık var. Şehir merkezinde hemen sol tarafında polis istasyonu var. Sadece fikir vermesi açısından size söyleyeyim, 9 numara bizim spor sahamız, içerisinde 3 tane basketbol sahası var. Voleybol ve seyircilerin izleyebileceği yerler var. En arkadan başlıyorum. 10 numaranın olduğu yer 4 tane yurttan oluşuyor, 3 katlı. Bunların hepsi tek kişilik odalar, özel banyolu ve 2,5 katı öğrencilerin yarım katı da işte çamaşır makineleri ve gym ki içlerinde işte zumba, yoga, boks veya koşu için spor salonu bulunan 4 tane gym var. Arkadakiler kızların, öndeki 2 tanesi erkeklerin ve 11 numaradaki de paylaşımlı. Türk öğrencilere aslında yönelik arkadaş edinmeleri açısından ve aynı şekilde yine içerisinde kendi jimi ve spor salonu olan bir yer. Okulun içerisinde 3 tane spor salonu yurtlarda, 1 tane okul binası içinde olmak üzere toplam 4 tane jim, 9 numarada kendi spor salonu, aslında beden eğitimi için kullanılan spor salonu. 2 numarayla 8 numarayı belirleyen bölgede de 43 tane sınıfımız, 6 tane dil laboratuvarımız, 9 tane fen laboratuvarımız, 1 innovation lab, 1 business lab, okulun kütüphanesi, 7 müzik odası, 5 sanat atölyesi, 1 moda atölyesi şeklinde devam eden devasa bir binadan oluşuyor ve 1 numaranın olduğu yerde de 2 tane futbol sahamız var. Ondan sonra oradan aslında ana cadde yola çıkıyor. Büyük bir kampüs ve hocaların içeride kalmış olması nedeniyle de aslında her zaman güvenli hocalarla iç içe oluyor. Boston'ı sanıyorum şehir olarak biliyorsunuzdur. Amerika'nın doğu kıyısında, buraya yakın kıyıda yani ve Amerika'nın en Avrupalı şehri olarak geçiyor. Bu kısmı da hızlı geçeceğim ama Boston'da 100'ün üzerinde üniversite bulunuyor. MIT, Harvard, Boston Üniversitesi gibi. 250 binden fazla öğrencisi var. Şehrin nüfusu 700 binin biraz altında. Böyle düşündüğünüz zaman 1/3 birinden fazlası öğrenci olan bir şehir. Ve aynı zamanda iş kurma açısından US Chamber of Commerce tarafından 1 numara olarak yeni startuplar için seçilmiş. Ve tabii ki spor alanında basketbol, beyzbol, futbol ve Amerikan futbolu için 4 tane kulübü olan bir şehir. Ve orada olmaktan aslında gurur duyuyoruz. Çünkü eğitim sistemi Boston'da olmak çok farklı bir hava veriyor öğrencilere. Amerika'nın eğitim sistemi Türkiye'ninkine çok benziyor. Ben İngiltere'de yaşıyorum ve buralar rahatlıkla söyleyebilirim ki İngiltere'deki A-level sistemi, GCSE, O-level sistemi daha önceki yıllarda biraz kafa karıştırıyor. Türk sistemine uymuyor. 3 tane ders seçiyorsunuz gibi. Amerika'da öğrenciler 6 ila 8, genelde 6-7 ders alarak Türkiye'deki sisteme benzer şekilde ama seçmeli ders sayısı bol ve seviyeleri bol şekilde devam edebiliyorlar. 9 ve 12. sınıflar lise seviyesine denk geliyor ve bizim de burada zaten olayın içerisine giriyoruz. Öğrencilerin katılımı 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11 ve hatta 12'de de olabiliyor. Cats Academy Boston 12. sınıfta öğrenciyi kabul edip bir yılda mezun edebilen ender okuldan bir tanesi diyebilirim. Her okul 12. sınıfta öğrenci kabul etmiyor. Tabii onlar çok biraz daha erken başlıyorlar ama bir şekilde edebiliyorsunuz. Yeter ki gerekli kredilerini almış olsunlar. Amerika'dan mezun olabilmek için bazı ana derslerden krediler almanız gerekiyor. İşte matematikten 4 yıl, bilim derslerinden en az 3 yıl, dünya dillerinden 3 yıl, 4 yıl İngiliz edebiyatı ve 3 yıl sosyal bilimler. Buna tarih falan da diyebiliriz.
diyebilirsiniz aslında. Bunları aldığı sürece öğrenci bunun dışında kalan dersleri, ki şöyle bir örnek vereyim, genelde bulunduğu sınıfa göre genelde 3, bazen 4 tane ana ders almak zorunda kalabiliyor. Onun dışında 3 ya da 4 tane dersi diğer derslerden seçiyor. Biraz sonra o ders kısımlarına geldiğim zaman fakültelerdeki derslere aynı fakülte içerisinde, yani matematik bölümünden 3 tane ders seçme imkanı var. Eğer matematikle ilgili ilerlemek istiyorsa ya da bilimle şeklinde. Ve kurs seviyeleri dendiğinde aslında ders seviyelerinden bahsediliyor. College preparatory dediğimiz aslında lise düzeyi dersler. Türkiye'de bildiğimiz lise düzeyi dersler gibi. 65 tane ders seçeneğimiz var burada. 60 ana derslerin dışında bunda 3-4 tane olduğunu düşünürseniz 60-61 tane farklı ders seçeneğiniz var sizin seçebileceğiniz. Daha sonra değiştirebiliyorsunuz. İlginize göre seçiyorsunuz. Seviyenize göre seçiyorsunuz. Bu 65 ders içerisinde seçtiğiniz derslerden öğrencilerin iyi olduğu, başarılı olduğu, ilerlemek istediği konuları onur seviyesinde alabiliyor. Onur seviyesi lise seviyesinin bir üstünde. Daha hızlı bir şekilde konular işleniyor, daha küçük sınıflarda ve çok daha fazla hızlı ilerliyorlar. Buradan da 25 tane seçenekleri var ve biraz önce bahsettiğim Advanced Placement'a geldiğimizde de 21 tane seçeneğimiz var. Advanced Placement üniversite düzeyinde. Bir öğrencinin matematikten, biyolojiden ya da aklıma gelmiyor ama tarihten ileri olduğunu düşünürseniz bunu AP olarak aldığı zaman bir üniversiteye girişte çok yüksek bir puan ve başarı sağlıyor. İki, üniversite seviyesinde olduğu için üniversitede bu dersi tekrar almak zorunda değil, üniversite için kredi alıyor şeklinde. Bir kıyaslama yapmak gerekirse Türkiye'deki IB programlarından gelen öğrenciler genelde 2 ya da 3 tane AP dersi alıyorlar. AP dersinin bir şeyi de belirtmem gereken, dönemlik olarak alınamıyor, yıllık olarak alınmak zorunda. Yani Eylül'den Haziran'a kadar olan dönemi kapsamak zorunda. Üniversitelerle ilgili burada hangi sınıflara nasıl bir destek sağlandığı sunuluyor. 9 ve 10. sınıfta genelde görüşmeler yılda 5-6 defa yapılıyor ama asıl yerleştirme 11 ve 12. sınıfta yapılıyor. Bu konuda çok fazla durmayacağım. Bunu daha detaylı kişisel olarak da anlatabilirim. Çünkü vaktimizin kısalığının farkındayım. Ama hedef olarak bizim ilk 100 üniversiteyi hedeflediğimizi söylemiştim. Benim şu anda, pardon, ekranımı kamera kapattığı için sola çektim. Belki sizin de gelecek. 2014 yılından son 6 yılın aslında öğrenci mezuniyetlerini görebiliyorsunuz. Bu yıl 186 mezun verdik. Son kısımlarını online olarak bitirdiler. Şu anda 14,5 milyon, bu yıl 1,5 milyon dolarlık bir burs alındı. Ve toplam olarak bu yıl 998 tane en alt sahada göreceğiniz 777 öğrenciler 998 tane kabul aldılar. 186 öğrenciye bunu vurduğunuz zaman 6-7 kabul ortalama olarak aldı öğrenciler. Yani öğrencilerin bazıları 10 üniversiteye başvuruyor, 9 kabul alabiliyorlar. Ve bunun 271 tanesi ilk 100 üniversite için. O yüzden başarımız çok çok yüksekti bu sene ve ilerli senelerde daha da iyiye gideceğini tabii ki bekliyoruz. Bu mezun olan bir öğrencimiz sadece okulun mezuniyet günü olduğunu sonda görmeniz açısından burada bıraktım. Şu anda da Ağustos ayının sonunda geçen yılın mezunlarına hala yüz yüze bir mezuniyet yapılması planlanıyor. Burada size aslında üniversite fakültelerinden bahsedeyim. Visual Arts, yani görsel sanatlar, performans sanatlarında İngiliz edebiyatı, ki aslında en son açılmış açık mavi turuncu ve mor görünen noktaları gösteren yer derslerin hangi seviyelerde alınabileceğini gösteriyor. Burada turuncu olan honors, mor olan AP şeklinde. Ve ben size bu sunumu gönderdiğimde içerisinde videolar var, onları da izleyebilirsiniz onunla alakalı. Matematik bölümü yine şu şekilde, bir matematik dahimizin fotoğrafı vardı. Geçen yıl New York Üniversitesi'nde %100 burs alan mühendislik bir öğrencimiz Arnavutluk'tan. Bilim kısmı ve sosyal bilimler kısmı. Hızlı geçmemin sebebi aslında biraz sonra size bu göstereceğim 11 tane fakültenin aslında hepsini
tek bir özette, ben tek bir sayfaya koydum. Burada biraz önce bahsettiğim gibi işte matematikten 4 yıl almak zorundaysınız diyorduk. Matematikten direkt matematik değil, isterseniz geometri, isterseniz cebir, isterseniz kalkül, isterseniz game teori alabiliyorsunuz. 9 tane farklı dalı var. Daha iyi olduklarınızı honors alabiliyorsunuz ya da AP alabiliyorsunuz. Ama öğrenciler aldıktan sonra 3 matematik alabiliyor. Ya da biyoloji, kimya, fizik alan bir öğrenci. Aynı zamanda organik kimya ya da modern fizik ya da biyometri, astronomi alabiliyor. Bu seçimleri kendisi yapıyor. Burada toplam olarak 65 artı 46 tam olarak 100 tane ders artı en altta göreceğiniz CATS Extra dediğimiz ki bu. Okullar katılımında matematik, İngilizce, bilim dersleri, sosyal bilimler ve normal integre olmuş bilimlerde eksiği olan öğrencilere küçük sınıflarda diğer arkadaşlarına yetiştirmek için verdiğimiz dersleri gösteriyor. Bunlar ücretsiz olarak veriliyor. Ekstra bir ücreti yok. Sadece diğer arkadaşlarına yetişmeleri açısından ve sadece eksik oldukları kısımdan. İngilizcenin ESL olarak öğrenmesi ve test ve SAT ve TOEFL olarak geçiyor. Okulun tabii ki kulüplerinin dışında bir de scholar programı var. Okulun en iyi 20 öğrencisi. Ki bu sadece davetiyeyle gidilen bir program. Yani okul sizi davet ediyor. Bu programda Google, Amazon, Harvard, MIT'ye gidip sürekli inceleme araştırma yapan ve akademik olarak ilerlemeyi isteyen başarılı öğrenciler için bir program. Tabii ki bahsettiğim her şey RAM dahilinde. Burada Google gezilerinden falan bahsediyoruz. CATS Extra'dan biraz önce bahsetmiştim. Bu alış koşullarına, öğrencilerin kabul koşullarına geldiğimizde göreceksiniz ki 9 ve 10. sınıfta İngilizce seviyesi istediğimizin altında dahi çıkarsa öğrencilere ücretsiz veya ilave ders verdiğimiz için onları kabul edebiliyoruz şeklinde. Yeter ki 10. sınıfta geldiklerinde, 9'da o kadar sorun olmuyor ama 10. sınıfta geldiklerinde ana derslerden kredi almış olsunlar şeklinde. Okul olarak STEM ve STEM'e art ilave ederek STEAM ve aynı zamanda da sanat kısmında, görsel ve performans sanatlarında bir de ödün sunuyoruz. Yani şöyle düşünün, bir öğrencisiniz bazı dersleri işte lise seviyesinde, onur seviyesinde ve AP seviyesinde alıyorsunuz. İşte bu matematik, bilim dersleri falan şeklinde. Aynı zamanda kulüplerde, işte bilim kulübündesiniz, innovation kulübünde, spor kulübünde. Üniversiteye başvururken bir de üzerine gösterebileceğiniz, istekli olan, başarabilecek öğrenciler için ekstra bir assignment, ekstra bir proje veriliyor. Bu projeyi boş zamanlarında hafta sonları tamamlayarak projenin bulunduğu alana göre işte bilim semineri olabilir, sergi olabilir, katılarak bir yıllık bir çalışma sonunda okuldan STEM, STEAM ya da Visual ya da Performing Art konusunda ödül alabiliyorsunuz. Üniversite başvurunuzda aynı zamanda sizin bu bölümden ödülünüz olduğunu söyleyip başvuruyorsunuz ki bu sizin onlara ekstra bir şeyle gitmenizi gösteriyor. Okulun eğitim dışındaki programları ki çok önemli, atletik programlarda futbol, koşu, basketbol, handball, cheerleading, ultimate 12 tane programımız var. Akademik kulüplerde de LaunchX ki bu bir iş yeri kurma, business için. Model United Nations, matematik, robotik, astronomi kulübü, ekonomi gibi ya da müzik, eğer enstrüman çalıyorsanız, şarkı söylüyorsanız, eğer resim çiziyorsanız, tiyatro veya sunucu olmak istiyorsanız bu kulüpler okul sonrası akşam 3.45'ten sonra 4'te başlayıp öğrencilere katkıda bulunan ve öğrencilerin ücretsiz olarak seçtiği kulüpler. Birden fazla kulüp de seçebiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. 2020 mezunlarından gelen bir habere göre çok yakın kabul edilen iki sonuçta bir bayan öğrenci cheerleading yani pompon kız olduğu için bir adım önde kabul edilip üniversite tarafından kabul ediliyor. Ve açıklamasında da aslında Amerikan hayatına, Amerikan kültürüne erken uyum sağladığını düşündüğünü söylüyorlar. Yani o kadar basit de olabiliyor aslında bir kabulünüz. Spor kulüpleri içerisinde futbol, basketbol, handball, cross country,
Ultimate Frisbee ve Cheerleading. Altı sporumuz competitive sport. Burada bahsettiğim yarışmacı spor olarak futbolda, basketbolda, voleybolda kulüplerimiz var ve diğer okullarla yarışıyoruz. Örnek olarak basketbolda 3 tane takımımız var. 2 erkek, 1 bayan. Bir tanesi yılda 10, 2 tanesi yılda 16'şar maç yapıyor. Bunlar Kasım ayında başlıyorlar ve genelde Nisan ayına kadar devam ediyor. Deplasmana gidiyorlar, hazırlık yapıyorlar gibi. Bu kulüplere katılım da ücretsiz şekilde sağlanıyor. Burada kulüplerde yapılan bazı aktivitelerle ilgili fotoğraflarımız vardır. Ve son olarak yurtlara geleyim. Yurtların hepsi özel banyolu. Hepsinin banyosu, tuvaleti içerisinde bayan erkek olarak ayrılmış, elektronik olarak güvenlikleri sağlanıyor. Aynı zamanda elektronik güvenliğin yanında bir de kameralı güvenlik ve her katta okulun bir hocası kalıyor, dorm parent olarak. Yani bir şey sormak istediğinizde, kendinizi hissetmediğinizde 24 saat sorabileceğiniz bir hocanız var aslında, size bakan, okulda kalan şeklinde. Ve yurtlarda okula 30 saniye 1 dakika uzaklıkta, içlerinde langırt, masa tenisi, bilgisayar oyunları, kendi mutfakları, çalışma alanları da var. Bu tabii ki kalmış olduğunuz kişisel odalardan. 2 erkek, 2 bayan, bir tane de karışık katlarla erkek bayan diye ayrılmış aslında yurdumuz var. Cat Akademi'de yemekler de okulda yeniyor. Hafta içi 3 öğün, hafta sonu da brunch şeklinde yapıldığı için 2 öğün şeklinde düşünebiliyorsunuz. Siz ve aileniz okulun menüsünü, o gün çıkan her şeyi okulda görebiliyor. Devasa bir kantini var. Sıcak yemek, fast food, bütün her şey okul tarafından karşılanıyor genelde. Ve okulun içerisinde kendine ait bir de kantini var. Öğrenciler ekonomi kulübü işletiyor, kar amacı gütmeyen bir kantini var. Oradan da her şeyi alabiliyorsunuz. Okulun fiyat kısmına gelince, ki okul kısmında sonra yaklaşıyoruz aslında. Normal şartlarda uluslararası bir öğrencinin eğitim fiyatı 37.290. Yurtlarda eğer 11 ve 12. sınıfsanız 22.250 ya da 20.490'a paylaşımlı odadaysanız şeklinde geliyor. Ve bunun dışında da sağlık sigortası, kitap ve materyaller, bütün gezi ve aktiviteleri parça parça aşağıda gösteriyorum. Ama toplamı 6.499 diyor. Bir ücreti var. Ama yılın başından beri Türk öğrencilere 37.290'ı değil, aslında domestic tuition olan 20.990'ı artı konaklama, artı diğer ücretleri öneriyoruz. Ve bu da yaklaşık olarak bir öğrencinin geleceği sınıfa göre 46-48 bin dolara her şey dahil getiriyor. Ve buradan da eğitim ücreti üzerinden %40'a kadar burs veriyoruz. Bu da genelde 39 bin ila 40.500 arası, 41 bin dolara çıkartıyor. Öğrencinin geleceği yıla bağlı olarak aslında bir yıl her şey dahil olmak üzere. Bunu da özellikle bu yıl ben bütün öğrencilere %40'a vermek için uğraşıyorum. Tabii ki benim de bazı standartlarım var, sisteme sokmam gereken. Ve o yüzden de öğrencilerin not ortalamasından İngilizce sınavlarına kadar her şeyi beraber yapıp bir şekilde vermeye çalışıyorum. Çünkü okul bu yıl alacakları indirim ve burs miktarı, bundan sonraki yıllarda alacak minimum indirim ve burs miktarı olacak. O yüzden yüksek tutmamaya çalışıyorum. Bir yerde Türk'üm, bir yerde ben de yurt dışında 25 yıl önce giderken eğitim almak için aynı maddi sorunlarla karşılaşmıştım. Belki de o yüzden diyebilirim. Bu kısmı da şöyle gösteriyorum. Tabii ki okul olarak bir %40'a kadar burstan bahsetmiştim. Bir de full bursumuz var. Full burs bu yıl için 1 Mayıs itibariyle kapandı. Öğrenciler burslarını aldılar. Genelde belli konularda çok ileri seviyede olan öğrenci, başarılı öğrencilerden oluyor. Bunlardan bir tanesi ekranda gördüğünüz aslında Livia. O da %70 bursla Amerika'da bir üniversitede okuyor. Okul olarak da CATS'ten %100 burs almıştı. Bunu da değerlendirebiliyorsunuz. Ama tabii ki sınavlardan ve şeylerden geçmek zorunda ve kararı, nihai kararı ben vermiyorum. CATS'in 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla biraz önce bahsettiğimiz High School Diploma programının yanında bir de CSVPA dediğimiz Cambridge School of Visual and Performing Arts US High School Creative Arts High School Diploma verecek. Bu da son iki yılında katılımıyla olacak. Eğer öğrenci normal eğitimin dışında aslında daha çok sanata, ki bu görsel veya
performans sanatları olabilir. Yatkınsa ana derslerin dışındaki bütün derslerini sanat dersi olarak alıp işte Parsons gibi üniversitelere geçiş için bunu kullanabilecek. Ben bu kısmı bitirip size şimdi kısaca COVID ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü vaktimiz de azalıyor, biraz da geç başladık. 2020 Eylül için şu anda %99.9 açılacağımız bilgisi geldi. State of Massachusetts'ten gelen bilgiye göre de ki bize nasıl açılacağımızla ilgili bilgiler geldi. Açılmamız kesin gibi görünüyor. Ama Eylül ayında ki yeni öğrenciler 7 Eylül'de gelecek, devam eden öğrenciler bir hafta sonra 14 Eylül'de başlayacak şekilde gelecek. Gerek vize, gerek kişisel sebeplerden dolayı geç gelme şeklinde de öğrencileri kabul ediyoruz. Bu da Ekim'in başında ve Kasım'ın başında gelebilecek şekilde 3 tane aslında geniş tarihi koyduk. Bu süre içerisinde öğrenciler eğitimlerini online devam edebilecek. 7'sinde gelmeyen öğrencinin dersleri 14'ünde başlıyordu. 2 hafta online ders takip edip Ekim başında gelebilecek. Ekim'de gelmeyen Kasım'da yine online takip edip gelecek. Böylece devam et, kaldığı yerden devam edecek. Çünkü 2020 Eylül ve Ocak tarihleri arasında eğitimimizi hem online hem de yüz yüze şeklinde yapacağız. Ama bizim beklentimiz ve isteğimiz öğrencilerin mümkün olduğunca hepsinin Eylül'de başlaması. Her ne kadar çok iyi bir sistemimiz olsa da online eğitimde biliyorsunuz online eğitimde bir insan faktörü var ki bunu orada yakalayamıyorsunuz. O yüzden yüz yüze eğitim için görmek istiyoruz. Okul bununla ilgili aynı zamanda öğrencilerin kayıtlarını ve tabii ki belli miktarda paralar ödedikleri için bu paraları ödeyen ailelerini hem rahatlatmak hem güvende hissettirmek için iptal politikasını 1 Haziran'dan Ağustos okulun başlamasına 4 haftaya kadar getirdi ve hiçbir sebep sunmadan doğrudan iptal edebiliyor aileler. Ağustos 11'den sonraki iptaller ki bu okulun açılmasına artık 4 hafta kalıyor. Eğer vizeler açılmazsa, uçak bileti alınamazsa, eğer COVID ile ilgili seyahat yasağı varsa ya da herhangi bir şekilde okul açılamıyorsa zaten veriliyor. Bu arada eğitimini online olarak başlayacak, belki sonra katılacak öğrenciler için de tabii ki konaklama, yeme içme, aktivitelerle ilgili bütün iadeleri yapılacak. Sadece eğitim ve materyal kısmından ücretlendirilecek. Böyle bir sisteme de geçildi. Bu da öğrencilerin kendini aileleriyle beraber daha güvende hissetmeleri için. Üçüncü kısım ise COVID ile ilgili. Bununla ilgili Cats'in We Care adlı bir kampanyası vardı. Bununla ilgili iki tane online zirve yapıldı. Ve bununla ilgili videolar ki paylaşabilirim belki ilgilenirseniz. Her şeyi detaylı şekilde ve Türkçe olmak üzere de açıkladığı gibi bütün öğrencileri test etmeyi umuyoruz. Havaalanından biz karşılayacağız. Güvenli bir araçla okula geldikten sonra bütün valizleri her şeyi dezenfekte olacak. Eğer herhangi bir karantina durumu varsa Amerika'da o zaman yurdun içerisinde küçük gruplar şeklinde karantinaya girecekler. Eğer karantina durumu yoksa o zaman doğrudan okula gidebilecekler. Ama karantina varsa ilk hafta artı bir hafta dersi yurttan online olarak takip edip kendi 6-8 kişilik öğrenci grubuyla bir hafta sonra da okula giriş yapabilecekler. Bütün öğrencilere özel bir kit veriliyor. İçerisinde minimum 14 maskeleri olacak. O pencelleri ıslak antibakteriyel mendilleri ve okulun içerisinde de sürekli olarak hand gelleri olacak. Okulun içerisinde bir değişiklik, sınıfların daha küçük olması. Genelde 10-12 kişi olan sınıflar 5-6 kişi yapılacak. O yüzden belki ders saatlerinde bir değişiklik olacak. Ve koridorlar tek kişilik olacak. Ve giriş çıkışlar biraz daha az serbest olacak. Bunun dışında bir değişiklik görünmüyor. Özellikle Boston bölgesinde kıyasladığımız zaman Amerika'nın batı kıyısıyla Boston'da şu anda günlük vaka sayıları 100'ün altında. Çünkü geniş bir şekilde yayılmış ve okul olarak biz tamamen bağımsız bile olabiliyoruz ve bu yüzden bunu planlıyoruz. Tabii ki yurtlardan 4 tanesi açılacak bu sene. O yüzden gelen bütün öğrencilere fiyat farkı alınmadan tek kişilik oda verilecek
ve 5. yurdumuza da sağlık ekibimiz kliniğiyle beraber geçiyor. Olası bir durumda, bir öğrencinin kendisini iyi hissetmemesi durumunda bütün öğrenciler orada izole edilip tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar okula o şekilde dönecekler. Yani herhangi bir yere gönderilmeyecekler ve sağlık sigortaları yolda seyahat halinde ve dünyanın aslında bütün ülkelerinde, Türkiye dahil olmak üzere, COVID'de dahil olmak üzere her şeylerini karşılıyor aslında. Şimdi ben sorular için biraz vakit bırakayım. Sorumuz varsa chat'ten an itibariyle alabiliriz arkadaşlar. Ben bir konuyu daha açıklayayım bu arada soru beklerken. Okula kabul koşullarından bir tanesi de İngilizce yeterlilik. Ben bahsettiğim ana ders, core derslerden kredi alma durumundan bahsetmiştim ama İngilizce yeterlilik. İngilizce yeterlilik için TOEFL, IELTS, Cambridge sınav sonuçları mı kabul ediyoruz? Eğer elinizde yoksa o zaman okul kendi testini gönderiyor ve o testi yapıyorsunuz. Ücretsiz bir testtir. Herhangi bir bağlayıcılığı da yoktur. Ve geçerseniz ki bugüne kadar geçemeyen öğrencim olmadı. Bu sefer de o şart kabul kısmından kalkmış oluyor. Var mı sorumuz arkadaşlar? Bakayım. Bir sorumuz var aslında Volkan Taşar'dan. Yazılı olarak göndermiş. 4 yıl matematik kısmını tam olarak duyamadığını söylemiş. Volkan şöyle aslında. Amerika'da US High School diploma alabilmenin bir şartı 4 yıl matematik dersi almak. Yani 4 yıllık bir krediniz olması gerekiyor. Türkiye'de tamam matematik dersi veriliyor. Dünyanın bazı ülkelerinde verilmediği yerler, transkriptlerde gördüm. Ama bu 4 yılın içerisinde Türkiye'de 23 alıp geçenler de gördüm. 23 alan öğrenci krediyi alamamış oluyor aslında. Yani matematikten sizin bize geldiğinizde kalmamış olmanız gerekiyor. 9. sınıfta geliyorsanız hiç sorun yok. Ama 10 ya da 11. sınıfta geliyorsanız 9 ve 10. sınıfta ya da geldiğiniz zamanki matematikten kalmamış olmanız gerekecek. İngilizce dersinden de full krediyi almanız kalmamış olmanız gerekecek. Bilim derslerinden de minimum 3 yıl. Yani 10. sınıfta gelirseniz hiç bilim, fizik, kimya, biyolojiniz olmasa sorun yok. Ama 11'de gelirseniz sizden minimum 1 yıl. 10. sınıf için bir tanesinin kredisi istenecek. Kalan ikisi de okulda verilebilecek şekilde. Sude Hanım'dan gelmemizin eğitim bir yılını sürecek. İki semester şeklinde işliyor Boston'da. Aslında bu soru iyi de oldu. Eylül ayında başlayıp Aralık sonuna kadar devam ediyor. Aralık'ta kısa bir dönem tatili, sonra Ocak ayının başında başlayıp Haziran'a kadar devam ediyor. Ama okula gelmek istediğinizde öğrencilerin gelmeleri farklı şekilde olabiliyor. Yani sizin amacınız ben Amerika'ya gideyim, Amerika'da US High School diploma alıp mezun olayım şeklindeyse o zaman 11. sınıfta geliyorsanız 2 yıllığına geliyorsunuzdur. 12. sınıfta geliyorsanız 1 yıldır, 9'da geliyorsanız 4 yıldır şeklinde. Ama bir de bunu exchange şeklinde yapan öğrenciler var. Yani 1 yıllık Amerika deneyimi ya da 1 semestrlik şeklinde yapanlar var. O yüzden sadece bir sömestr, Eylül'den Ocağa kadar ya da Ocak'tan Haziran'a kadar şeklinde de gelebiliyorsunuz. Derslerinizi Türkiye'de saydırıp sonrasında devam edebiliyorsunuz. Bir Amerika değişim programınız olmuş oluyor. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Bunda da fiyatlar normal verilen yıllık fiyatın %50 oluyor.
Başka bir sorumuz da Kaan'dan var. Öğrenci Türkiye'de 9. sınıfa başladı ama ilk dönem okula gitmedi. İkinci dönem Amerika'da eğitim almaya başvurduğunda 9. sınıfın ikinci dönemine kabul alır mı? Ya da 8. sınıfın ikinci dönemi gibi kendisine yarı dönem eğitim verip ardından mı 9. sınıf başlar diyor. Burada şöyle söyleyeyim. 9. sınıf olduğu için 3 yılda biz o krediyi tamamlayabiliyoruz. Çünkü matematikten eksiği olan birine yaz günleri kredi recovery programımız var ki şu anda özellikle Covid'den dolayı İspanya'da, Pakistan'da, sanıyorum Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayamayan birkaç öğrencim var. Ve pazartesi ayın 13'ünde kredi recovery kursuna başlıyorlar. Matematik ve İngiliz edebiyatından. O şekilde tamamlayabiliyorlar. 9. sınıfta gelecek bir öğrenciyi büyük ihtimalle 3,5 yılda biz tamamlayabiliriz. O yüzden ikinci dönem başlayabilir. Ama bir şekilde onun 8. sınıftan mezun olduğunu gösteren bir belgeye ihtiyacı var. Eğer öğrenci 10. ya da 11. sınıfta geliyorsa ve bir dönem eksikse biz burada kredisini tamamlayamayabiliriz. O yüzden öğrencinin ya bir yıl önceden başlaması yani 10. sınıftan başlaması eğer 11'e başlıyorsa gerekecek ya da kredi recovery kursunu yaz aylarındaki ekstra bir ücreti var onu almasını taahhüt edip öyle girecek. Çünkü sonuçta biz mezun edemediğimiz öğrenciyi kabul etmiyoruz. Bu şekilde söylüyoruz. Eğer öğrenci o kursu almazsa zaten kendisi mezun olmayacak ama taahhüdünü ondan almak istiyoruz. Lisemizi bitiren öğrencilerin ABD'de de üniversiteye yerleşiminde burs imkanı oluyor mu diye bir sorumuz var. Sunumdaki bütün herkes bu maili alacak sanıyorum. Ben Selçuk Bey'e göndereceğim onu. Orada da bu yıl giren öğrencilerin sayısı var. Toplamda son 6 yılda neden öyle diyorum? Çünkü bana gelen bilgiler o şekildeydi. 5 yılı alıyorduk. Bu yılı ilave ettik. 14 milyon dolarlık bir burs aldı öğrenciler. 6'ya böldüğümüz zaman bu yaklaşık 2,8 milyon dolar ediyor. Bu alınan toplam burslar. Amerika'daki eğitiminiz ne kadar uzun Amerika'da alırsanız ve bazı derslerdeki başarınız ne kadar yüksekse burs alma oranınız o kadar yüksek. Yani %100 burs alan öğrencimiz de var. Geçen yıl Arnavutluk mezunu New York Üniversitesi Engineering'den %100 burs aldı konaklaması dahil. Ama bunlar yılda ya da 2 yılda bir çıkan öğrenci tipi. O yüzden genelde öğrencilerin %30 ila 60 aldığını söyleyebilirim. 2018 mezunu yine Arnavutluk'tan bir öğrenci, okul birincisi. Bir sürü üniversiteden kabul aldı. 11 kabulü vardı ve aralarından kendisi 64. sıradaki üniversiteye gitmeyi tercih etti. Aldığı burs oranı daha yüksek. Yani 14. sıradakine gitmedi. Öğrenciler bu şekilde burs alabiliyorlar ve imkanları çok yüksek. Bu sporla alakalı da olabiliyor. İşte her öğrencinin veriliyor. Sesi kaybettik. Ses programlar da olabiliyor. Hala kayıp mı? Ha, şimdi geldi. Anlayamadım neden olduğunu. Okeydir. Şu anda duyabiliyoruz, evet. Tamam. Nerede bırakmıştık? Nereye kadar duyamadınız? O kısmı duyamadık. Yani çok bir şey. Ha, yani şeyde işte basketbol oynayan birisinin videoları çekilip öğrencilere veriliyor demiştim. Burs alabilirleri eyaletlere gönderebiliyorlar. Eğer roket yapıyorsanız, STEM programındaysanız onunla ilgili projeyle ilgili size yardım yapıyor. Burs almanız okulda aynı zamanda yardımcı oluyor ve genelde ilk yüze giren öğrencilerin çoğu 7-8 kabul alıp en çok burs veren okulu tercih ediyorlar. Soru var mı arkadaşlar? Sorumuz yoksa oturumumuzu tamamlayabiliriz. Ki zaten az önce katılımcılarımızın mail adreslerine webinardaki materyalleri içeren bir bilgilendirme maili gitti. Maillerinizi kontrol ettiğiniz takdirde bunu görebileceksiniz. Sunumda kullanılan sunum dosyası daha doğrusu presentation'da ekli. Fakat WeTransfer üzerinden eklendiği için bir haftalık bir deadline var. Bir hafta içerisinde indirmezseniz link maalesef ki deaktif olacak. Bunu da hatırlatmak isterim. Hani maili görenler direkt indirebilirse çok daha iyi olur. Onun dışında zaten mailde de bahsettiğim üzere kaçıran ya da tekrardan farklı birini izletmek isteyen olursa da yarın sabah yani 11 sularında YouTube kanalımızda video yüklenmiş olacak.
Sanırsam farklı da bir sorumuz yok. Eklemek. Evet, yoksa eğer gelen e-maildeki videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü içimde kaldı, videoyu izletemedim yavaş ilerlediği için. İzleyebilirsiniz. O 2,5 dakika burada belki harcamış olduğunuz bir saatten daha büyük fazla bir fikir verecektir size. Onun dışında da daha sonradan aklınıza gelen sorularınız olursa arkadaşlara iletebilirsiniz. Onlar bana ulaşabilir. Eğer bu sene başvurmayı düşünenler varsa hala geç değil. Onu da belirtmek istiyorum. Hala zamanları var. Hızlıca ilerleyebiliyor her şey. Bu hatırlatmayı da yapmış olduk. Arkadaşlar, öğrencilerimiz, hepinize teşekkür ederiz. Serkan Bey, size de teşekkür ederiz. Keza bize değerli vaktinizi ayırdığınız için. Zaten etkinlik sonrasında da en yakın şubelerimiz, ilgilenen öğrencilerimize ulaşarak, ekstra soruları varsa ya da katılamayanlara da ulaşarak bugünkü webinarın kaydını hatırlatacaklardır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan farklı bir etkinlikte görüşmek üzere o halde. Çok teşekkürler Sancık Bey. Rica ederim, görüşmek üzere.